Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sonlara doğru çok enteresan bir kısım var. Ama şimdi bunu diyorum diye direkt en sona atlamayın. Sadece sonuna kadar izleyin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. En sonunda çok enteresan bir kısım var. Why do you think Turkish people come to Ukraine? To learn something new, to visit some new places. Yeah. Sad things. Yeah. The prices are not so expensive, so. Yeah. Добрый вечер. Добрый вечер. Дуже приємно. Дуже приємно. Şimdi hop böyle bir şekilde veriyorlar hesabı. Oh, yaktı hesabı. Abi yapmayın, niye yapıyorsunuz böyle şu an? And also you are in the video. Very good. Merhaba. Merhaba abi, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Хорошого вечора. Хорошо. Слава Україна. Героям слава. I live in Lviv. I love English language. So you are all friends? Çocuk fena oldu. Kıpkırmızı oldu abi sırtına bastı. Ya bak. Türkçe'de çudov. Erdoğan. Menezvati Mert. 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 Evet, şimdi bu sokağa girdim. Niye girdim? Gaz lambasını icat eden, daha doğrusu gaz lambasının icat edildiği ilk eczane. Burayı da kafeye çeviriyorlar. İsmi Gazova Lampa. Dünyadaki ilk gaz lambasını icat ediyorlar. Lvivli iki eczacı bunu yapıyor. Aslında biraz şans eseri bulunuyor çünkü asıl araştırma başka bir şey üzerine yapılıyor. Onu da geçince orada anlatacağım. Yine çok güzel rengarenk bir sokaktayız. Ve bahsettiğim kafeye geldik şu anda. Burası olması lazım. Hatta eczane gibi görüyorsunuz kapıda da. Şurada da gaz lambasını bulan adam mı? Yok, gaz lambasını bulan o iki eczacıya görevi veren adam bu. İçeri girelim. Şu anda bayağı böyle gaz kokusu var burada. Aa, o koku da işte buradan geliyor. Dobry večer. So this is a restaurant, also museum called Gas Lamp. These guys basically inventors of gas lamp, oil and different things. They used to work in Lviv. They had their here own medical shop. The biggest working gas lamp. Bu gördüğünüz gaz lambası dünyadaki en büyük gaz lambası olarak geçiyormuş. 2 metrenin üzerinde bir gaz lambası. So what about these? So these are magical potions, like potions of immortality, of invisibility, of size, like. Gördüğünüz kişi Lvivli bir eczacı, aynı zamanda kimyager ve iki öğrencisini görevlendiriyor. Diyor ki bana petrol gazından alkol üretin. Bu iki kişi de petrol gazından alkol üretmeye çalışırken şans eseri gaz yağını parçalayıp gaz yağı lambası buluyorlar. Yani kerosen lamp diye geçiyor. Kerosen lambası diye geçiyor bu. 1853 yılında bu iki eczacı Lviv şehrinde, bu gördüğünüz eczane aslında, şimdi tabii kafe restoran olmuş da, burada gaz yağı lambasını buluyorlar ve böylece Lviv sokak lambasının dünyada kullanıldığı ilk şehir haline geliyor. 5 yıl sonra da bu gaz yağı lambasının yerini gaz lambası alıyor. 1900'de de artık elektrik lambası devreye giriyor. Biz de şimdi bir devreye girelim burada. Burada 4 kat var. 3'ü yeşil yanıyor, 1'i kırmızı yanıyor. Bu demek oluyor ki müsait masa yok. Yani şu 3 kata gidip oturabilirsiniz. Şimdi buraya basıyoruz girerken. Şu düğmeye bastık. Yeşil yandıysa içeri girebiliyoruz. Böyle bir giriş var. Böyle. Burada şu anda gördüğünüzde dünyanın ilk gaz lambasının bir replikası oluyor. Şu an 3. kata geldik. Yukarıda bir kat daha varmış.
Burada da ilginç böyle gaz lambaları var, farklı farklı tarihten kalma. And this is the last one. There is beautiful view on the main building. What about this one? It's about Italian general to be in war for independence of Italy. When the lamp will stop lighting, then the Italy will die. In the beginning of the last century, the Lviv Oblast was one of the biggest manufacturers of oil, like top three after Russia and USA. So this was like huge place in oil industry. Bu Lviv Oblast'ı, oblast ne demek biliyorsunuz? İl it's demek. It's like region. Yeah, exactly, region. Yeah. And rayon is like a district, right? Yes. Öğreniyoruz biz de bir şeyler artık. So this is the coffee of ancient Egyptians, alambic. They used it to like make alcohol in it. Lamp manufacture here. You can make your own lamp from different parts, different potion. For example, this is potion of size. Invisibility potion. Burada böyle iksirler görüyorsunuz. Farklı farklı işe yarayan, böyle tabii işe yarayan diyorum da. Mesela görünmezlik iksiriymiş bunlar. Bu eğer aşık olmak istemiyorsanız içtiğiniz bir iksirmiş. Bu da eğer aşık olmak istiyorsanız içiyormuşsunuz. This is the potion of youth. Legend is if you drink enough or water from that, you can become younger. What's inside this? Lemon liquor. They're all alcoholic beverages. Yeah. The forgotten potion. The you drink and you forget things. And it really works. Yeah, this one is strong one. So this is the immortality potion, and our spiders live here and scorpion. We make this potion from their poison. Naughty potion. Rabbits live here and this different accessories. Oh, okay. That fits the purpose of potion. This is the bar where you can drink all the potions in the vending shop. We serve them in like cups like this, and very interesting, you can put your glass inside the table. They like game fun, they put glasses all around, they were like spinning it, and when it stops, the person drinks it. Дуже дякую. Прошу. Дуже приємно. Мені також було приємно. Only German? Ah, okay. French? No. No French. Parle la français? A little bit of Je parle français. Okay. Originally from Ukraine. I'm from Turkey. Turkey? Oh. Okay. I know only one. Prost. Prost. I know only one Taman. Nice to meet you. Nice to meet you too. You are traveling here. Yes. First time. Yes. Today. First what, time. What is this? It's Erdbeer. Cranberry. Erdbeer. Cranberry. 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 Yes. Ah, ölümsüzlük iksiri. Cranberry. Are you blogger? Are you blogger? Yes. YouTube. Where are you from? Channel? Turkey, İzmir. Turkey? İzmir. İzmir, I know my, what is your... From my sister? Sister. Turkey. Really? Yeah, enjoy really. Yeni bir subscriber kazanıyoruz yine. Bravo, Hovet. Hi. From Lviv. From Lviv? Ah, you're from Lviv. Привет, привет. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Он блогер из Турции. А, из Турции? Из Турции? А я блогер. Как вас зовут? Мене звати Мерт. Мерт? Мене звати Мерт. Мерт, дуже приємно, Софія. Дуже приємно. О, ви говорите українською? Not really. Чуть-чуть. Дуже приємно. Дуже приємно. Дуже приємно. Софія. Барселона. I'm blogger in Lviv. What do you do? Lifestyle. Lifestyle. Beauty and lifestyle. This is a part of your video, yes? Yes, yes. Gasol lampa. And also you are in the video. It's very good. It's very good. Слава Україні! Слава Україні! But inside cranberry, right? Cranberry. Inside is my Lviv, and we sit in Lviv, we live in Lviv. Okay. Yes. Yeah. Do you live? I live in Izmir, but I'm always traveling, so I'm on the road. You are traveling with all the world, yeah, yes? Yeah, yeah, exactly. For 8 years now. It's very good. You don't know Ukrainian language? No. No? You know only English language, yes? Yes, English and French. English language first is very time, yes. Good free. I live in Lviv. I love English language. Okay, so you are all friends? No, we friendship or this? Galitska Alchemia. Oh, okay. So yes. You're a friend of this place? Yes, yes. Oh, okay. So you just met here?
Yes, yes. We meet him on this place, and we go on the alcohol. Bana böyle bir şey verdiler. İçiyorum da içerideki o ölümsüzlük iksiri dediği şeye benziyor bu. İçinde böyle ekşili falan bir şey var ama tam anlayamadım. Borş çorbası geldi. Borş. Yes. So what's inside? Sorry. Inside, like inside. Okay, one minute. Burada Ukraynaca yoksa ya da Rusça yoksa anlaşamıyorsunuz. Hatta Lviv'de Ukraynaca olması lazım. Çünkü Lviv insanı gerçekten milliyetçi. Lviv zaten Ukrayna'nın kalesi olarak biliniyor. O yüzden buradaki insanlara Rusça konuşmanız önerilmiyor. Yani Ukraynaca biliyorsanız Ukraynaca konuşursunuz. Hatta şuna da çok şahit oldum. Rusça konuşulduğunda karşılığında Ukraynaca cevap veriyorlar. İngilizce bilen sayısı da yani sokakta her 100 kişiden ikisi üçü falan diyebilirim. Şimdi mesela şu içindekileri sordum bunun. Söyleyemedi. İngilizcesi olmadığı için. The main ingredient of borscht is beetroot. It's what makes it red. Also we add different vegetables like potato, onions and on top of there is cream and different green vegetables. Like every woman in Ukraine knows how to cook borscht. Really? Yeah. Ben borşla ilgili yabancıların deneyimi olarak şunu duydum. Borş genelde çok sevilmeyen bir çorba. Hatta Türkler tarafından hiç sevilmiyor. Ama benim hoşuma gitti borş. Şimdi hop, hesabı ödeyeyim dedim. Böyle bir şekilde veriyorlar hesabı. Oh, yaktı hesabı. 64 yani 21 liraya falan denk. Şimdi gazova lampadan çıktım. Şimdi bu girdiğim sokakta burada şarapçılar sokağı diye biliniyor. Şarapçılar derken şarap satan dükkanların sokağı yani. Şimdi bu Reinok meydanına bağlanan caddede böyle bir akşam yürüyüş yapıyorum. Size de gösteriyorum sokağı. Burası Lviv burası yani. Gerçekten abartmıyorum. Her köşe başında bir müzisyen var ya. Şu anda Reinok meydanında yürüyorum. Burası buraların en işlek caddesi. Merhaba. Merhaba abi, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Burada şu anda Reinok meydanında yürüyorum. Biraz ileriye gideceğim. Bu Drancheri'nin asıl o büyük olan şubesine geçeceğim. Orayı da size bir göstereyim. Okay, give me a. Where are you from? I'm from Turkey. Yakta Bezivati. Pablo. Is it a Ukrainian name actually? Yeah. Pablo. With V, right? Pablo. Yeah. Espanol, like Pablo. Дуже приємно, дуже дякую. Хорошого вечора. Слава Україна. Героям слава. Ukrayna bayrağından da bilekliğim yok demem artık. Böyle insanlar burada oturuyor. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, ne kadar rüzgarlı olursa olsun umurlarında değil. Sıkı giyiniyorlar, geliyorlar buraya, burada takılıyorlar. Etraftaki marketlerden ucuza içkilerini alıyorlar. Ve böyle dağılıyorlar. Her köşe başında üçlü beşli böyle grupları görebiliyorsunuz burada. Böyle her köşe başında dans eden, müzikle böyle eğlenen insanlara rastlıyorsunuz. Kamerayı çevirdiğim her yerde zaten şuna denk geliyorum ben burada. Ya buna artık dans gecesi bile demiyorum ben. Çünkü her gece, her akşam, her saat böyle etrafta bunları görebiliyorsunuz. Güzel görüntüler tabii. Bu arada geçerken şundan da bahsedeyim. Burada Aroma Cava var. Hem Kiev'de, hem Harkiv'de, hem de diğer şehirlerde de bu Aroma Cava bir kahveler zinciri. Bizdeki Starbucks misali bir yer aslında. Günün her saati burası hep dolu yani. Sadece burası değil, bütün mekanlar dolu. Burası Piyana Vişne, yani sarhoş vişne olarak geçiyor. İçeride sadece vişne likörü satılıyor.
Burada da yine bir müzisyen arkadaş köşede oturmuş. Konsept kafeye gireceğim birazdan. İsmi Mazoş Kafe. Şuradan da zaten bir fikriniz olabilir nasıl bir yer olduğuna dair. İçeriye önce ismini yazdırıyorsun. Yani bir sıra var dışarıda. Çünkü bugün cumartesi. Yanımda da Cemal var şu anda. Cemal de burada yaşıyor ve burada yaşamaya karar verdi. Herkese merhabalar. Karar verdik. Artık buradayız. Artık burada mısın? Artık buradayız evet. Ne yapacaksın peki burada? Yani burada iş kuruyorum. Mert zaten 1,5 senedir takip ediyorum. Goa'daki muhabbetlerden dolayı takip ediyorum. Burada kendisini görünce direkt gittim tanıştım. 3 gündür de geziyoruz zaten kendisiyle. Az çok elinden geldi. Çok keyifli vakit geçirdik. Aynı zamanda aynı seninle tanışmak da ayrıca da çok iyi oldu. Çünkü evet. Burayı da biliyorsun, birlikte güzel gezdik. Yani burayı görmeden de gitmesini istemedim açıkçası. Aynen. Birazdan zaten içeri girip okay. Çağırıyorlar. Şimdi içeriye giriyoruz. Böyle enteresan bir şekilde çağırdılar. Kız vurdu bayağı ya. Elimiz... Guys, this is your table. Çağırdı. Yani burada kabalık güzel bir şey. Öyle mi? Bu arada Cemal Rusça biliyor. O yüzden büyük bir artımız var. Yok, artımız yok abi, aslında. Rusça biliyorum da. Burada Ukraynaca konuşuyorum. Konuşunca ters tepki alıyorum. Sen kendin gördün. Evet. Hani ben Ukrayna çoğu yerinde bulundum. Kiev, Odessa, Kharkov, Zaporozhye, Dnipro. Hani hep Rusça konuşarak anlaştım. Burada Rusça konuşunca Ukrayna cevap veriyorlar. Yani ters tepkiler alıyorum açıkçası. Burası Ukrayna'nın kalesi abi. İçeride kırbaçlananlar mı dersiniz? Farklı acıya tabi tutulan insanlar mı dersiniz artık bilmiyorum. Bir gösteriye denk geliriz umarım. Gösteri derken gerçekten buradaki müşterilere uyguluyorlar bunu. Bakalım denk geleceğiz. Ben kendimi kırbaçlatmayı düşünmüyorum açıkçası ama sen düşünüyor musun? Her şey serbest. Olabilirler yani, sıkıntı yok. Bak 2 aydır burada yaşıyorum. Hiç gelmedim. Dedim deneyeyim. Hani bugün bugündür dedim geldim. Bugün bugündür, bugün bugündür yani. O zaman önden alalım bizi. Birazdan geçeceğim. Not to me. Maybe me. Sert de vurdu. Acıdır. Maybe more. Maybe more. I think about this. Yeah, you think about it always. So can we get the menu at first? You can connect to Wi-Fi and scan the menu. Genel olarak Ukrayna'nın neredeyse her yerinde artık kafelerde QR kodlu menü var. O yüzden şey artık menü vermiyorlar. Ukrayna sim kartım var, hat çekmiyor, internet çekmiyor. Direkt Wi-Fi'ye bağlanıyorum şu anda. He, o yüzden sürekli Wi-Fi'ye aynen bağlanın dedi. Yani tamam. Şu an internetim çekmiyor burada. Main dish is soup with bull pinch. Abi bu nasıl bir menü? Abi kimine bakalım size. Ne diyor? Abi, çorba. Arkamda şu anda çorba. Bir şeyler yapıyorlar. Ben de ne yapıyorlar anlamadım. Bak bak bak. Yaşıyorsun yani. Yandan beni de bana da. Okay. Üşüyor. Üşüyor. Böyle kırbaçlıyorlar işte insanlar burada birbirine. Ne diyor abi? Abi diyor. İşiyor! Daha hızlı, daha hızlı diyor. Daha sert. Çok acımasızca. Aynen. Yalnız çok acımasızca. İçin büyük diyor, hani göremiyor musun ya? Daha hızlı mı diyor? Öyle mi diyor? Daha çok diyor. Böyle enteresan bir kafedeyiz şu an. Böyle insanlar hem birbirini kırbaçlıyor hem çalışanlar müşterileri kırbaçlıyor. Burası zaten mazoşizmin kurulduğu yer. Mazoşizmin öncüsü olan kimdi abi? Biliyor musun onun ismi? Adı lazım değil, mazoşist abinin adı zaten. Abi
O kurmuş burayı. Oradan itibaren işte böyle insanlar bu kafede böyle bir konsept var. Bu arada menüyü göstereceğim ben. Tamam, bu arada ismi Leopold Masoş'muş. 1836 yılında aynen Lviv'de doğmuş. 95'te ölmüş. Bayağı da yaşamış bu Masoşist'e göre yani. Buraya özel kokteyller var burada. Bu kokteyllerin ortalama fiyatı, ortalama değil hepsinin fiyatı aynı. 158. Direkt 3'e böl. TL içerime 51-52 lira falan. Daha önce çok ucuzdu buralar. Şu an bile pahalı geliyor aslında. Çıkarken ve girerken kırbaçı yiyorsunuz. Hatta bana şimdi kesin vuracak şimdi bak. Kediyi göstereyim ben size biraz burada. Burası da ayrı bir dünyaya açılıyor resmen. Burası kafenin bar kısmı. Yani nasıl bir konsept olduğunu görüyorsunuz burada. Buraya ben artı 18 ibaresini koyuyorum şu anda. Sonra demedi demeyin. Hi guys. What's up? Good. Good vibes. Where are you from? I'm from Turkey. How about you? You're from here? Ukraine. From Kiev, Lviv? Kiev. Ah, from Kiev? Yeah. I was in Kiev 2 weeks ago. My English very bad. No, it's good. I translate. Which one of yours English is the best? Yours? Yes? IT programist. IT programist. Computer genius. Then maybe you. Computer games. I play computer games. I heard Lviv is the best place for IT, right? Yes. Abi duruyorum, durduğum yerde kırbaç yiyorsun. Yani durmaman lazım fazla. Okay guys, enjoy. Yeah, thank you. Budmo. You're welcome. Have a nice day. You too, bye bye. Bye. More. More. You want more? Abi sonucu ESM'e geldi. Şaka, fark ettim de şaka değil ya. Abi yargı dağıtıyor. Abi ders diyorsun, para diyorsun. Değişik bir şey. Şimdi aşağıya indim. Aşağıda da enteresan bir konsept var. Görüyorsunuz şöyle. Daha da enteresanlaşmaya başlıyor aşağıda işler. Burada ayrı bir. Çocuk fena oldu. Kıpkırmızı oldu abi sırtı da. Ya bak kameradan. Kamerada gözüküyor mu sırtı? Karanlık içerisi gözükmüyor olabilir de. Of. Çocuk öldü. Başlayan abla şey biraz hanıma evet ya hani keyif alıyor gibi duruyor, çıkanlara da vuruyor, çıkanlara geçerken vuruyor. Bak konu nasıl buralara geldi bilmiyorum ya, niye buradayız onu da bilmiyorum. Burası kesinlikle Lviv'deyken görülmesi gereken bir konsept kafe dediler. O yüzden geldik. Enteresan. Şu kızla göz teması kurmaya korkuyorum. Aynen. Ben gözümü kaçırıyorum her baktığımda. Bakmıyorum. Bak geliyor. Vallahi geliyor. Mumu yaktı ve şu anda gidiyor. Do you want the same? No. Do you? No, You're IT guy, yeah, you can do that. Ben de bu bolacak bir şahı yaz. Abi yapmayın, niye yapıyorsunuz böyle şahı? Ben de bu bolacak bir şahı yaz. Вам не верят, треба так голосно, щоб повірили. Останній раз кричте голосно, і я вас відпускаю. Я в бузу не зроблю. Аплодисменти.
Cemal, hazır mısın? Abi hazırlık yapıyorum şu anda. Gerçek bir Lvivli olacaksın ama bundan sonra. Demek ki bugün en nasipmiş, yaşayıp göreceğiz. Yani bu gerçek bir Lvivli olmanın ilk yolu. Aynen. Artık sen de bu yoldan geçeceksin. Bakalım, bekliyorum. Şu an Kurban Bayramı'nda gibiyim. Hani koyunları bekler ya abi. Şu an yeni kesiyorlar, sıra bende. Bakalım kimi kesiyorlar. Oo. Asıl olay şimdi başlıyor. Hadi bakalım. Evet. Sana ne yapacaklar ya? Ne oluyor ya? Şu an ne yapıyoruz? Bir fikrim yok. Neden vermiş onu elindekini? Çok komik ya. Muz yiyecekler. Gözleri kapalı şekilde. Ceza ne peki? Abi sen zaten oturdun oraya da konudan uzak gibi duruyorsun. Bu bambaşka bir şey oldu ya. Abi, senlik bir durum yoktu zaten burada. Abi çok enteresan bir burası ya. Evet, Cemal. Hazır mısın? Sence? Bravo. Bravo. Artık gerçek bir Lvivlisin. Kanka şu anda yanıyor, çaktırma. Abi çok fena vurdu. Hadi ya. Yani hala yanıyor mu? Kız diyor ki ben sana vurdukça daha fazla bağır dedi. Yani artık bir zaman sonra bağıramadım çünkü canım yandı. Artık dedim ki öleceğim herhalde burada. Aynen. Bir de buz falan koydum. Ama çok iyiydi. Performansını herkes beğendi. Artık bir Lvivlisin. Aynen öyle. Odun gibi yaşa baktı aslında. Where are you from in Ukraine? Chernobyl. Not Chernobyl, Chernobyl. What do you think about Turkish people here? Yeah, one by one. First you. Okay, very friendly. Very friendly. And other than that? Sociable. People from Ukraine, they are not sociable? They are very shy. Why do you think Turkish people come to Ukraine? Oh, to learn something new, to visit some new places, besides things. The prices are not so expensive, so yeah. It was much cheaper before. It's getting expensive here in Lviv. Our town, it's cheaper. Much cheaper. So, is it like a small town or? Yeah, like 200 citizens. Yeah? Yeah. What? 200? Only three of you is... Şimdi bu enteresan kafeden çıkıyoruz. Çiğ börek kokuyor ya. Sırtım yanıyor şu anda. Ben şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Nasıl hissediyorsun abi, şu an Cemal? Sırtım... Ama şu an gerçek bir Lvivlisin. Abi evet. Şu an bence gerçek bir Lvivlisin. Ama sırtım var ya, iptal şu anda. Burada yaşayacağım dedin, artık buna katlanacaksın. Cakuya. Cakuya. Bye bye.